Birinci soru şu. Allah kemali mutlak sahibi ise diyor, o zaman bu kainatı yaratmaması lazım. Çünkü bu kainat mutlak kemal değildir. Mutlak kemal sahibi böyle nakıs bir alemi niçin yaratsın? Nakıs bir alemi niçin yaratsın? Mutlak kemal sahibi niye yaratsın? Yani aslında temelde sorun yaratma sorunu. Allah niye yaratıyor? Ne dersiniz? Allah niye yaratıyor? Mutlak kemal sahibi ise kendisine göre nakıs olan bu alemi niçin yapıyor? Neyi takip ediyor? Ne hatırınıza geliyor? Bir de şöyle düşünün. Mesela Allah kamili mutlaktır. Bu mevcudatı niye yarattı? Niçin yarattı? Kamili mutlak olduğu için yarattı. Çünkü kamili mutlak demek nihayetsiz meratiplere sahiptir demektir. Peki bu sorunun cevabı tersiyle de düşünelim. Tersi. Yani Allah kamili mutlaktır ama mevcudatı yaratmamış. Acizi mutlak olmuş olmaz mıydı? Yani ne yaparsan suç. Aslında kamili mutlak kolay olan yapmamaya göre zor olan yapmayı yapmış. Kamil olduğu için. Mesela bir şeyi yapmamak mı kolay? Yapmak mı kolay? Yapmamak kolay. Bir şeyi yapmamak mı zor? Yapmak mı zor? Yapmak zor. Zoru yaptı. Şimdi yapar, Allah niye yarattı? Suç. Yapmasa suç. Allah olduğu halde niye yaratmadı? Yani o zaman insanların keyfine bakmıyor. O zaman nedir? Esma'nın iktizaları var. Yani mesela gözün var, bakmasan da olur. Ama bakmasan duramazsın. Yani peki bu ihtiyaçtır. İnsan iki şekilde Allah'a aynadarlık ediyor. Birisi vücut mertebelerinde aynadarlıktır. İkincisi Adem alemlerinde aynadarlıktır. Yani ben bu odayı nasıl tanzim ettim gayeme göre, Allah da bu kainatı gayesine göre tanzim etmiştir. Bu vücut mertebelerinde aynadarlıktır. Yani ben nasıl merhamet ediyorsam Allah da merhamet ediyor. Bunlar vücut mertebesindeki aynadarlığımız. Bir de ademi noktasında, celal noktasında aynadarlığımız var. O da şu, ben acizim, Allah da aciz. Hayır. Bu neyi gösteriyor? Acizliğim Allah'ın kudretini göstermek içindir. Yani karanlık ne kadar şiddetli olursa aydınlık o kadar güzel gözükür. Veya Allah kulu Allah et, Allahu samet. Allah samettir. Bir manası ne demek? Her şey ona muhtaç, o ise hiçbir şeye muhtaç değil. Yani şimdi Allah acıkır mı? Acıkmaz. Sana acıkmayı verdi. Nereden bilmiş? Acıkması olmadığı halde sana acıkmayı vermiş. Mükemmelliği göstermiyor mu? Peki Allah acıkmadığı halde bana acıkmayı verdi. Dolayısıyla Allah yoktur. Tövbe. Ne acayip bir şey ya. Yaratır ki zoru yapar. Eksiklik. Niye yarattı? Yapmasaydı, yapmayıp da kenarda bir ademi vücudun olsa. Allah bütün meratiplere, bütün kudret, sonsuz mertebelere, merhametlerin her mertebesine sahip. Niye merhamet edip beni vücuda çıkartmadı? Hani bizim bir misal var. Mesela bir fırtına olmuş, sel, heyelan olmuş, deprem olmuş. Sen de bir yerden giderken bir inleme var diye. Bir baktın ki yaşlı bir adam boğazına kadar çamur dolmuş, sel getirmiş, boğuyor. Ağzına kadar böyle neredeyse su girecek, girecek. Ayağın hepsi, vücudun hepsini toprağa gömmüş. Artık gömülmek üzere. Sana dese kurtar beni. Yani diyemiyor da o kadar yani zor durumda. Sen onu, adamı görsen bağırıyor. Ne yaparsın? Ne yapayım? Ama sen de deyip geçebilir misin? Hayır.
Kazma kürekle onu çıkartırsın değil mi? Niye yapıyorsun? İhtiyacın mıdır? İhtiyacın mı var? Niye çıkartıyorsun? Çünkü insansın. İnsan olma özelliği var. Köpek bile bırakmaz. Köpek bile orada bir gayret eder. Peki niye çıkarttın? İnsan olduğunu. İhtiyacın mıdır? Hayır. İnsanlığın iktizasıdır. Peki eve götürdün. Onu çıkarttın kazma kürekle, sırtına aldın. Amca nerede oturuyordun? Götürsen, çoluk çocuğuna kavuştursan, eve bıraksan, hadi sağlıcakla kalın desen, sen oradan ayrılırken amca dese ki kurtardın adam. Hey evladım, beni niye kurtardın? Merhamet ettim amca. Yok, bir ihtiyacım var. Benden bir şey mi takip ediyorsun? Ya amca, ben ne takip edeceğim? Ha, seni bıraktım gidiyorum. Peki o zaman beni niye kurtardın? İnsan olduğum için. Sen beni bırakır mıydın orada sen olsaydın? Niye yaptım? İnsan olduğum için. İnsanlık budur. Hani derler ya, insanlığını mı kaybettin? Peki o adam ısrar etse, yok yok, bir şeye ihtiyacım var, benden bir şey takip ediyorsun. Etmiyorum işte, çekip gidiyorum, sen de ne takip edeceğim, zavallının birisisin. Ona kızmaz mısın? Ulan hasbunallah ya, adama bak ya, çıkarttık başımıza, iş mi aldık? Demez misin? Dersin. Şimdi Allah seni yarattı, Allah bu mevcudat yarattı, seni yarattı, emrine verdi. Acıkmadığı halde Allah sana acıkmayı verdi. Acıka lezzet alasın diye acıktığının karşılığı olan elmayı, armutu sana verdi. Merhamet değil mi? Sen bir tanesine diyorsun ki niye merhamet ettin? Sana ne? Allah Allah. Ben merhamet değilsem sana ne? Şimdi yaratmak suç, yaratmamak küllümen suç. Ortası yok ki. Şimdi yaratıyor, kamil mutlak niye yaratıyor? Allah olduğu için yaratıyor. Güneş niye ışık veriyor? Güneş olduğu için. Sen niye iyilik yapıyorsun? İnsan olduğun için. Niye kötülük yapıyorsun? Hayvan olduğun için. Hayvan bile değilsin yani. Peki bu kadar iyilikleri görmüyorsun. İnsan mısın? Yani bir otobüste sana yer verene teşekkür etmek, gözünün içine bakıyor. Ulan yer verdik adama bakıyor, ne kaba sapa adam ya. Yer verdik de bir teşekkür bile etmiyor. Demez misin ya? Sana ve çoluk çocuğuna iyilik etmiş. Bu iyilikleri anlamamış, diyor ki niye yarattı diyor. Ulan merhamet olduğu için yarattı da, merhamet, şefkat. Sen merhametin ne olduğunu biliyor musun? Merhamet, şefkat, karşılık istemiyor ki. O yapı sistem, ha bu sistem ihtiyaç mıdır? Yani o mesela şefkatli anne çocuğuna yardım ediyor. İhtiyacından değil ki, iktizasıdır. O iktizasından dolayı şefkat deniliyor. Bir şey beklese, ücret de yapsa dadı deriz yani. Kreşteki analar gibi olur, parayla yapıyor. O tatlılık da olmaz yani. Evet. Mutlak kemal sahibi. Birincisi şudur arkadaşlar. Bu sorunun altında, hani zındıklık onları koyuyoruz kenara. Adam soruyor tabii. Bu sorunun altında kendini tanımama var. Şimdi şöyle misal vereyim. Bu ve buna benzer sorular geldiği zaman yöntemimiz var. Hatırımıza gelen bir şeyle değil, yöntemimizi aktif edeceğiz. Yani kural. Şimdi soruları çözümlemede şu 5 tane kural içerisinde yürürseniz rahat edersiniz. Birincisi, gelen soruları, birincisi, güneş mevcudat ilişkisine girer mi bu soru? Yani güneş mevcudat. Mesela şöyle soru gelse, Allah bir anda her yerde farklı farklı iş nasıl yapıyor? Buna girer. Giriyor. Birincisi bu. Yani soruyu hemen şu kalıba sokacağız. Bu kalıba girerse bu kalıp cinsinden cevaplar üreteceğiz. Kafamızdan esen ne değil ki, ilmi olsun. Güneş mevcudat ilişkisi. İki. Çekirdek ağaç ilişkisi. Çekirdekten ağaç çıkıyor. Çekirdeğin ihtiyacından mıdır? Yoksa çekirdeğin iktizasından mıdır? Mesela su ıslatıyor. Suyun ıslatması, güneşin ışık vermesi yani ihtiyacından mıdır?
iktizası mıdır? Tersini şey yapayım. Güneş ışığını vermemiş olsa iktizası mı? Ona güneş denilir mi? Yani su ıslatmasa ona su denilir mi? Denilmez. Peki Allah denilince, tamam, bizim alemimizde Esma-i Hüsna'lar çerçevesinde düşünüyoruz. Yani mesela Allah esması Halik'tir. Halik mevcudatı yaratması ihtiyacından mıdır, iktizasından mıdır? Neye benziyor? Su ıslatıyor. Suyun ıslatması, halıyı ıslatması ihtiyacından değildir. Ah beni bir dökseler de halıyı bir ıslatsaydım demez. Su olduğu için ıslatıyor, ıslattığı için sudur. Suyun ıslaklığını kaldırın, ona su denmez. Başka bir şeydir. İkinci ilişki budur. Birincisi neydi? Güneş mevcudat ilişkisi. İki. Çekirdek ağaç ilişkisi. Üç. Beden, bizde içeriye giriyorum, dikkat edin. Beden ruh ilişkisi. Beden ruh ilişkisi. Yani ruh bir anda her yerde farklı farklı iş yapıyor ama mekanı yok. Hacmi yok. Kimse de görmemiş. Ruhun bedene müdahalesi ihtiyacından değildir. Beden nedir? Ruhun alem-i şehadetteki vücut haricisidir. Yani ağaç nedir? Çekirdeğin, çekirdek karanlık, dar, sıkı ve kimsesiz toprak alemindeki mekan itibariyle orada. Çekirdeğin içinde bir program var. Bu programa mahluk denmez. Madum da denmez, hiçlik de denmez. Berzahtır. İlmi vücudu var. Bu ilmi vücudu, yazılımı yani, çekirdeğin yazılımının vücudu haricisindeki libası ağaçtır. İnsan böyle çekirdek, yani ruh-beden ilişkisi var. Mesela uygulayayım. Adamın siması değişiyor. Demiyor musun? Allah Allah, şu adamın dedikleri doğru ama gözlerine bak ya, engelek yılanı gibi sokuyor. Namaz kılanın siması değişik olur. Namaz kılmayana göre. Zina edenin etmeyene göre değişik olur. Oruç tutanın tutmayana göre değişik olur. Korkanın korkmayana göre. Yani sima batından haber veriyor. Bedeni tek başına düşünemezsiniz. Ona ruh denmez. Kanun denir. Ve ruhsuz beden mahluktur ama ruhla beden insandır. Ama ruh çıkartırsanız beden yığınık maddedir. Ama ruha böyle bir elbise giydirmeseniz insan denmez. İnsan denebilmesi için ruhun bu mertebesi de olması lazım. Ha? Bu mertebesi olması lazım. Şimdi ne yaptık? Ceset ruh ilişkisine girer mi? Soru. Dört. İnsan mevcudat ilişkisine girer mi? Mesela nedir o? İlişki ve çelişkiyi var insanda. İlişki, göz çiçek ilişkisi. Bir de karanlık aydınlık çelişkidir. Yani bütün varlık insana hitap ediyor. Öyle mi? Burada bu soru, eğer bir soru buna giriyorsa, mesela ben mevcudatı emrime almışım, korkutmuşum, bana çalışıyor. Veya mevcudat beni tanıyor, bana hizmet ediyor. Üçüncü şık. Hayır, mevcudat beni tanımıyor. Ben de mevcudatı korkutmamışım. Hem bana hem de mevcudata hükmeden ikimizin dışında bir zatın merhametidir. Peki, o merhamet diye sorsak, gülü niye yaptın? Veya beni niye yarattın? İkinci soru da oydu. Beni niye yarattın?
dese ki merhametimden. Peki ne diyeceksin bu merhametimden? Merhamet ihtiyaç değildir. Merhamet yapmak ihtiyaç değildir. Doğasının ve fıtratının, nasıl ki güneş diyorsun. Güneş. Güneşin nurunu kaldırın, güneş olur mu? Kütle olur. Gezegen olur. Güneş denmez. Merhamet size Allah denmez. Merhamet size. Halk, Halik ismi var. O yok. Allah denmez. Neye benzer? Işık vermeyen güneşe kütle dendiği gibi olur. Dördüncüsü, beşincisi, mevcudat kendileri arasında ilişki ve çelişkilerden soruların cevabını vereceksin. Bu adamın sorusu iki tanedir. Bir, ruh-beden ilişkisidir. İki, çekirdek ağaç ilişkisine benziyor. Dişe vurur. Nedir o? Birincisi, kendimizde misal verelim. İnsan kendisini tanımıyor. Ben dediğin zaman cesedi kale alıyor. Bazı şeyler var ki biz ihtiyaçtan veya gayri kamil olduğumuzdan değil, nihayetsiz mertebelerimiz var bizde. Bazen nebat, yani bitki hayatı bize hükmeder. Yeriz. Bitki nedir? Ağaç yer, içer yani. Hayvan olursa, hayvanlık mertebesi, üreriz. Melek olursak, günahsız ortamda, namaz anında melekleşiyor insan. İşte insan olduğu için, hayvan olmadığı için dört tane mertebeyi devamlı yaşar. Bazen oturduğu yerde beslenir, oturur, hiçbir şey yapmaz. Fok balığı gibi yer. Ağaç gibi yer. Sırf sanki yaşıyor. Yaşıyor. Bitkisel hayat gibi. Hayattan kopuk. Var ya böyle hastalar rastlar. Sizin okul mesela. Sizin okul çok güzel misal buna. Çocuklar yaşıyor ama açlık dürtüsü var, değil mi? Tuvalet dürtüsü var. Başka bir hayatı bağlayacak bir şey var mı? Hayata bağlayacak özürler okulu ya. Yani bedensel değil, ruhsal özürlü. Hayata onu bağlayacak bir şey yok. Ha, demek ki bu da bir insan mertebesi. Bu da bir insan, hayvan değil bu. Bir üst mertebe var, üremeyi düşünür, cinselliği düşünür. Bu da hayvaniyet mertebesidir. Bir üst mertebe var, insanda melekiyet mertebesidir. Yani maddenin arkasına sıyrılıp bedensel hayatın esasatıyla hareket etmez. Ruhuyla hareket eder. Günahsız bir ortam. Bir de bunların en arkasında bunlara hep sahip çıkan ben olan ben var. Bu mertebeleri bilmeyen insanın sırf böyle ya bedeni kabul eder. İnsan dediği zaman bedeni, cesedini kasteder veya cinselliği kasteder veya bir varlıkta bir eşya gibi, pil gibi. Ateistle ben kaldım 3-4 hafta. Dedi ki, insan dedi pile benzer dedi. Çalarsın dedi, nele koyarsan. Radyo TV bir şey der, bedeni der. Hangi bedene koyarsan koy, bu dedi. Bak şimdi, soruyu çoğaltıyorum. Pili dedi, TV koyarsan, radyoya koyarsan, bilgisayara bağlarsan, o şekilde dışarıya çıkar mesela, şarkı türkü söyler, o pille. Müzik söyler, o pille hareket yapar, yazı yazarsın. Ondan sonra pil bitti mi, tamam. Yani ölüm pilin bitmesidir dedi. Ben de dedim ki, o zaman çok sinirlendi. Dedim ki, cep telefondaki pil de öyledir değil mi dedim ya, piller. Fark etmez de bütün piller insana benzer. Dedi, cep telefonu insana benzer dedi. Pili de hayata benzer dedi. Harcarsın, pili biter, kaput olur atarsın dedi. Peki dedim, sen kimyacısın. Biz o pille kamera çektik. Film çektik. Ses kaydettik. Bilgisayarla bir şey yaptık. Ya oynadık yani. Bu eylemde kullanılan enerji kameraya dönüştü. Ses kaydına dönüştü. Yaptığın fiiller orada zaten gözüküyor. Dosya oldu. Bu pil yok oldu diyebilir misin? Yoksa format ve boyut değiştirerek bir üst tabakaya dönüştü diyemez misin?
Yani pil bitti ama kamera oldu. Şimdi buna yok oldu denilir mi? Pil videoya dönüştü. Mehmet. Şimdi hayat bitiyor pil ama videoya dönüşüyor. Öyle bazen videolar var ki harcadığın pilin 1.000 katını kazanırsın. Yakaladığın bir kamera. Ama bazen o pili harcarsın ki harcadığına değmez. Ya nerede buluyorsun böyle dedi şeyleri uyduruk muyduruk şeyleri dedi ya. Ne dedi pil bitiyor işte dedi. Ne kamerası dedi. Sinirlendi çıktı yukarıya. 1-2 saat sonra geldi. Dedim hiçbir şey yok olmuyor değil mi Rehabi? Hiçbir şey yok olmuyor. Yalnız boyut değiştiriyor. Bir örnek de vereyim. Ya öyle böyle şeyler söyleme dedi ya. Tam başka fizikten vereceğim abi. Odun dedim yanıyor. Bak 10 kilo burada odun vardı. Yandı kayboldu kül 10 gram. Ha bitti gitti at. Ölüm budur sana göre. Ama bana göre ölüm odunun aslı olan dumanı ve nuru bıçakla, kerpetenle, tornavideyle dışarı alamazsın. Biz onu ateşte aldık. Odun neredeydi? Buradaydı. Kilosu vardı. Çıkan nerede şimdi? Yok oldu diyebilir misin? Silivri'nin neresindedir dedim şu anda. Odunu yaktın. Dumanı ile nuru, ısısı, ışığı. Nerededir? Bir yerde olan odun her yerde oldu. Kesif olan odun latif oldu. İçi karanlık, aydınlık oldu. İki zıttı ayrıştı. Sen şimdi odun yandı diye yok oldu diyebilir misin? Toprakta bir şey çürüdü. Gübre çürüdü. Elmaya döndü. Yok mu oldu şimdi? Siz bana bir şey söyleyin de yok olsun. Yapamazsınız. Hiçbir şeyi yok edemezsiniz. Yalnız hakikati değişir, boyutu değişir. Odunu yakarak odunu yok edemezsiniz. Pil biterek, pilin başka şekilde dönüşmeden pili bitiremezsiniz. Hiçbir şey siz pili bitiremezsiniz. Mesela kömürü depoya koyarsınız. Eskide ben ortaokulda okurken amcam kömürcülük yapardı. Üstünü örterdi. Niye örtüyorsun? Kömürü koyduğun zaman bulunduğu yerde eriyor. 500 kilo ise 450 kiloya düşüyor. Enerjiye dönüşüyor, havaya uçuyor. Bitiyor. Sıfır yapamazsınız. Yani bir şey kendi hakikati suretinden çıkıyorsa çıkabilmesi için başka şeye dönüşmesi lazım. Her şey dikkat edin üst boyuta geçiyor. Odundan daha üst boyuttur dalga boyu bakımından. Boyutu farklıdır. Nurun, ışığın her yerde olması. Şu anda radyo dalgalar var, televizyon dalgaları var. Var mı? Isı dalgaları var, ütopya ışınları var, uzay çekimi var, uzay yasası var. Var mı? Niye birbiriyle karışmıyor? Boyut farklılığı var. Niçin karışmıyor? Boyut. Mesela flash bellekte ses var mı? Filmde. Bir film çektiniz, flash bellek. Ses var, görüntü de var. Aynı yerde niye karışmıyor? Boyutları farklı. İkisini aynı anda seyrederken, oysa bir tane ses, bir tane görüntüyü seyrediyorsun. İki farklı muhatapsın. Etkileniyorsun. Ha? Şimdi Allah da irade sahibidir. İlim sahibidir. İrade sahibidir. İrade ne demektir? İrade etmediği bir şey mahkum değildir. Acizlik zannediyor. Mesela çocuk anasını sever. İhtiyacından mıdır? Acizliğinden midir annenin? Anne çocuğunu sevmesi fıtratındandır. Yazılımındandır. Yani onunla bir şeyini gidermiyor. Peki ona yansıyan nedir? Lezzeti mukaddesi alıyor. Anne. Ama ihtiyacımı gidereyim de değil. Yani güneş. Ah ulan ah. Şu işte ağaçları büyütsem de ağaçların büyümesi benim ihtiyacımı giderse. Yani güneş de ağaç büyününce, otlar ortaya çıkınca, meyveler ortaya çıkınca güneşin değeri mi artıyor? Niye onu yapıyor? Fıtratındandır. Bir akıl ver, şuur, hayat ver. Bu sefer zevk alır. Bakar domatesi. Allah Allah. Kendisi yemiyor. Mesela bir usta şöyle bir misal veriyor. Diyor ki mustahak, aç, susuz, fakir, çok kötürüm insanları topladınız gemiye. Aç, susuz, çok sefil yani. Suriye'den aylarca aç kalmış. O gemiye seyahat ettiriyorsunuz okyanusta. Güzel bir hava, güneşli bir hava. Sahil de gözüküyor böyle.
Ve orada bir ziyafet çektim tam tepede. Tamam. İşte Cuma abinin irmik tatlısı. İşte sizin humusunuz. Tamam mı? Kırıkanın içli domates, biberi ne diyorlar işte. Koydun tamam mı? Böyle adamlar. O uzaktan bakan, tepeden bakan kaptan, reis. O adamlar zaten fakir. O adamlar zaten kötü. O adamların zaten onun kölesi. Peki onu yedirip de zevk alması ihtiyacından değildir. İnsan oluşundandır. İhtiyacı değil. Peki o zevk alması bir şeyi doldurmuyor. Yani yeni bir şey değil. Var olan donanımındaki merhamet aktif oluyor. Ve ona yazılım katmıyor, bir şey eklemiyor. Güneşten çekirdeğin çıkmasından güneşin bir yazılımı olmuyor. Çekirdekteki yazılım dışarıya çıkıyor. Bu dışarıya çıkmasının adı, usta şöyle de, bil kuvve hakikati bil fiile dönüşüyor. O da kemalattır. Allah kamili mutlaktır. Nedir? Bütün meratiplere sahiptir. Bütün meratipleri gösterecektir. Niye gösterecektir? Bu esmanın meratibindendir. Yani güneşin 7 tane renk geliyor. 7 tane renk geliyor. Bunu gösterdiği zaman güneşin şuuru olmadığından zevk almıyor. Ama onu verince karşılık da olmayınca mevcudattan bir karşılık gelmiyor ki. Sana bir şey vermiyor ki. Domates olunca domates ona diploma mı veriyor? Teşekkür mü ediyor? Yok. Mesela o fakir fukara yediği zaman o zengin ihtiyacı olmayan reise bir katkı sağlamıyor ki. Ne yapıyor biliyor musunuz? İnsanlığını gereği olan, donanımında var olan çekirdekler aktif oluyor. Hariç olaylar ona, o çekirdeğe toprak su oluyor. Bu ihtiyacından değildir. Çekirdekten ağacın çıkması ihtiyaçlığından değildir. İktizasıdır. Fıtratındandır. Göz bakıyor. Gözü kapatın, açın. Zevk alıyor bakınca. Gözün iktizasıdır, ihtiyacı değildir. Ama kafamız acayip bir şey mesela. İlle ya ak ya kara lan. Ortası da var ya, grisi var ya bunun. Bir şey yaptığımız zaman her şey ihtiyacımızdan mı yapıyoruz? Birisi düştü çocuk. Allah'ın düştü. Hemen koştu kaldırdın. Hemen bu soruyu sorana diyeyim. Niye kaldırdın? Lan insanız kardeşim. İnsanlık mı öldü ya? İnsanlığın mı öldü? İhtiyacından mıdır? Adam her şeyi ihtiyaçtan zannediyor. Mesela annen sana sarıldığı zaman zevk almıyor musun? Kalbin rahatlamıyor mu? Cinsellik midir? Allah'ın lezzeti mukaddese midadır. Evet. Onu alması ihtiyacı mıdır? İhtiyacı değildir. İktizasıdır. Yapısı bu. İhtiyaçla iktiza şu. Yeni bir şey eklerseniz yazılıma, uçağa bir yazılım ekledin. Amerika'nın uçağına yeni bir yazılım ekledin. Bu eklemek bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ama gözün böyle bakması, güneşin ışık vurması, yani fıtratın gereğidir. Yani yapısı bu. Su ıslatıyor. İhtiyacından mıdır? Niçindir? İktizası. Yani su denmesi için. Birisi densin ve demesin. Kimse görsün ve görmesin. Su ıslatır. Beni görsünler, alkış alayım veya benim ah ah bir kuru bir şey olsa da ıslatayım değil. Yapısı bu. Ama peki biz niye bunu zorlanıyoruz anlamakta? Aklımız sebep sonuç zorunlu ilişkiye odaklandığı için onun dışında pek iltifat etmediklerimizden dolayı akıl zorlanıyor. Bir insanın şemasında var ya, böyle bir üçgen var. Maslow piramidi var. İnsanın yani ihtiyaç piramidi. İşte başındaki şey bu. Yani insan bir şeyi yapıyorsa ihtiyacından yapıyor. Şimdi oradaki sorudaki şey de yani insana ait bir özelliğin yani aynı şekilde Allah'ta da bulmuş olmasından Evet. kaynaklanıyor. Yani orada bir terslik var. Terslik. Yani sanatla sanatkar arasında yani nihayetsiz bir mertebe olduğunu bilmiyor. Ama ben sorudan anladığım şeyi söyleyeyim abi. Birinci sorduğu soru şuydu. Yani Allah mutlak kemaldeyse böyle kusurlu, fani bir mevzuatı niye yarattı? He. Bu soruyu soruyor yani. İlk önce bu şeye girdik. Niye yarattın?
Sonra işte buna geliyoruz. Buna. Çünkü bu soru bu. Bu mevcudat kusurlu değil kardeş. Bu mevcudat insanın egoistliği, ben merkezliliğinden kaynaklanan ölçülerle ki 10. sözde de Allah düşmanı niçin insan oluyor? İstediği bekayı, mevcudat neye kusurlu? İnsan nazarında. Leyse fil imkan ebdem imakan. İmkanda olan en mükemmeldir der Gazali. Hiç kusur yoktur burada. Peki niçin kusurlu gözüküyor? Fıtratımızın iktizası olan beka istiyoruz ya. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Dert keder istemiyoruz. Her şeyimize cevap verilsin. Olmadığı için bu mevcudat eksik. Hayır. Bu mevcudat bunun için değildir. Eğer bunun için eğer kastediyorsak bizim bütün ihtiyaçlarımızı gidersin diye bu mevcudat yapıp deniliyorsa mevcudat eksiktir. Burada insan talim görüyor. İşte Allah da bu mevcudatı yarattı zannediyor ki bu mevcudat kusurlu. Bu mevcudatın işlevi, yaratılış gayesine göre en mükemmeldir. Mesela gözden niye duymuyoruz desek, gözden işitme beklesen, evet göz eksiktir. Ama gözden bu beklenmiyor. Bir süreçte, bir köprüde bize vazifedarlık yapıyor dünya. Alim-i ervattan, alim-i gayba bir köprüdür alim-i şehadet. Burada bir köprü. Allah Resulü diyor ki, yıkılmış gibi, yani tamirle uğraşmayın, geçin diyor bu. Sırf bunun içindir. Mesela yemekte, tabakta yiyoruz. E tabağı niye yemiyorsun? Tabak yemek için değil, yemeği yedirmek içindir. Dünya yemek için değil, yedirmek içindir. Tabağı yemek için değildir. Tabağı desen ki niye ya yiyemedik? Dondurmanın kabı gibi. O zaman eğer tabağı da yemek gibi düşünürsen tabak eksiktir. Bu dünyayı anlamlandıramamış. Yani eksiktir diyor. Oysa en mükemmeldir. Kemalattadır bu dünya. Nereye göre? Bir, Allah seyrediyor. Gayeye bak. İki, Meleği Ala'daki ruhaniler ve büyük melekler seyrediyor. Üç, ahirete sermedi manzaralar oluyor. Dört, insanın fıtratındaki istidat ve kabiliyetlerin inkişafına malzeme oluyor. Dört, beş, Esma-i Hüsna'yan cilve, cemal, nakşi ve sanatı oluyor. Şimdi bu mevcudat bir de altıncı bir madde var. Nefsin melabegâdır. Nefsin isteğidir. Bedensel hazlara kısmen cevaptır. Sipergeli bedensel hazlara koyarsan dünya bir tamamıya mükemmel değildir. Ama maksadı âlâ, bedene hitap eden değildir. Sen gidip de F-16'dan niye yük taşıyamıyorum, gübre taşımaya kalkarsan hani bir de diyorlardı ne kadar pahalı işte şu kadar milyar dolar. Lan Mehmet Ağa'nın traktörü kadar yük götüremiyor. Yani onun için değil ki. Onun için desen tamam. Ha bu dünya niçin en mükemmel değildir? En mükemmel görmediğin için. Aslında mükemmeldir. Gözün kör. Dünya karanlık mıdır? Nezle hastasısın. Yemekten lezzet alamıyorsun. Burun ve dilin grip olanlar rahatsız olur. Yemekten lezzet alabilir mi? Alamaz. Peki yemek mi kusurlu şimdi? Gözünde hastasın. Güneş az mı vuruyor? Ben bazen diyorum ya derslere gidince evdeki ışıklar bana yetmiyor. Ya ne kadar ufak ampul koymuşsunuz. Bir de diyorum işte ya geçen sene sizin evinize gelmiştim. Bu merdivenleri değiştirdiniz mi ya? Bu sene çok dik yaptınız ya bu merdivenleri. Oysa bize dik geliyor. Tamam mı? Şimdi bu mevcuda Allah kamili mutlaksa bu mevcudatı neyi yapmış? Bu mevcudat kemalat sahibi, kemaldir, mükemmeldir ama senin arzu ettiğin hayata değil. Hatta şuna ait bir ayet var. Mesnevi'de geçiyor. Allah senin nefsini kainata mühendis yaratmamış ki kokuşmuş nefsini, arzularını kainata mühendis olsa bu kainat hakikaten eksik olur. Bu kainat için değildir. O zaman
O kadamı kime ki, şimdi bu lafı eskiden söylemişlerdi. Karl Marx'ın şeyiydi bu. Kuantum fiziği bilinmiyordu. Böyle bir iddiaydı. Madde neydi? İşte atom bölünebilir en küçük parçasıydı. Şimdi kuantum fiziği ile metafizik alemi aralandı. Büyük bir cadde açıldı. Madde arkasına baktığın zaman madde üstü yani fizik metafiziğe göre hiçbir şey değil. Ha demek ki bu görüntü metafiziğin dışa vuruşudur. Şimdi arkanın bu suretidir. Her şeyin bir sureti var. İki, gir içeriye. Kanuniyeti var. Gir içeriye. Hakikati var. Gir içeriye. Mahiyeti var. Yani karpuz yeşil. Gir içeriye kırmızı. Gir içeriye zevk. Gir içeriye lezzet. Gir içeriye onun hakikati esma. Yani tek boyut zannediyor. Oysa bunu ateistler bile artık bunu vazgeçmiş bu fikirden. Dünyanın en büyük ateisti İngiliz. Bu Cen hadisesinde Higgs atomu dedi. Yani tanrı parçacığı dedi. Yani ha? Yok yok ondan daha büyük bu. Onlar böyle fizikçi ve felsefeci. Bu fikir felsefe İngiliz. İşte Müslüman. Müslümanlığı şu anda kabul ediyorum diyor. Ondan sonra bu Cen hadisesinden sonra zaten Cen İsviçre'deki bu deneyden %75'i bize söylenmiyor. %80'i. Hemen kapattılar. Bıçak gibi kesti ve unutturdular. Orada korkunç bir hadiseye rastladılar. Yani maddenin arkasına geçince bazı mahluklar gözükmeye başladı. Yani şey umurun batınlarına geçmek için Müslüman olmaya gerek yok. Adam o ateist o metafiziğe, altyapıya geçince parçacıklara baktı ki dünyadaki karmaşalıktan daha korkunç karmaşa ama mükemmellik var. Orada en acı bir tanesi de şu tespit etmişler. Orada %20'den bize gelen haber. Şu silgi mi? Şu silgi nerededir? Buradadır. Fizikte böyledir. Metafizik aleminde bir şey olması gereken her yerdedir. Orada bir şeyi bir yerde tutamazsınız diyor fizikte aşağıda. Ha baktı ki bu kadar karmaşık bir şey olması gereken her yerdedir ama nasıl nizamlı? O zaman bir Allah'ı kabul etmeyince içinde bir tane ilah kabul etti. Higgs yani içinde bir tanesi tanrı parçacığıdır, tanrıdır. Hepsini o idare ediyor. Demek zorunda kaldı bir tanrıyı kabul etmeyince, bir Allah'ı kabul etmeyince nihayetsiz tanrıları kabul etmek zorunda kaldı. Yavaş yavaş götürüyor. Evet. Peki ona soruyorum bu soruyu sorana. Atom üstü mü daha harika, atom altı mı? Bildiğimiz dünya olduğu için. Atom altı daha harikadır. Yani daha şeydir. Mesela nasıl? Bir anda her yerde olmak istiyordu ya bu arkadaş. Dünyada bu mümkün değil. O zaman eksiktir dedi. Atom altınayım. Bir anda olman gereken her yerde. Peki daha arkaya git. Daha arkaya git. Artık ruhunun isteklerinin olduğu yerde. O zaman bu soruyu soracak mısın? Sormayacaksın. Soruyu sormak olduğun yeri gösteriyor. Yani kısacası kendini tanımadığı için dünyayı da tanımıyor. Dünyayı Allah'tan mükemmel bekliyor. Mükemmeldir. Niçin çirkin gözüküyor? Kokuşmuş arzularımızı, isteklerimizi biz kainata mühendis yaptık. Yani fıtratımızda var olan isteklerin yeri burası zannediyoruz. Ama Allah diyor ki hayır diyor. Fıtratınızın iktidası burası değildir. Burası geçici bir gün kalacaksınız diyor. Bir günü konmak içindir. O zaman Allah bu dünyayı niye yarattı? Bu dünyayı müstakil yaratmadı. Ahiretle beraber yarattı. Ahiretsiz dünya, dünyasız ahiret yoktur. Ya. İkinci soru neydi? Ezanda geçiş okundu da. Ha, o da herhalde cevap verilmiş oldu. Bunda hata nerede var? Kendisini tanımıyor. Yani fıtratındaki iktizaları ve ihtiyacı karıştırıyor. İhtiyacı, iktizası karıştırıyor. Kamil-i mutlak böyle bir ihtiyaç neye duydu? Kamil-i mutlak olduğu için ihtiyaç duyulmadı. Kamil-i mutlak her konuda kamil-i mutlaktır. Peki bu sorunun altında şu var.
Allah bu mevcudatı yarattığına göre acizdi. Aciz olan yapamaz. Peki niye yaptı? İhtiyacını giderdi. Hayır. İktizası, yapısı, sistemi. Mesela hiç kimseye soramazsınız. Niye merhametlisin? Doğasında öyledir. Merhametliye, merhametli olmanın sebebi ihtiyacındır. Hayır. İnsan oluşumuzdandır. Merhameti çıkartırsanız demiyor muyuz Mehmet? İnsanlığın gitti. İnsanlığını mı kaybettin? Hiç mi insanlığın yoktu? Sen bunu nasıl yaptın, nasıl dedin demiyor muyuz? Niçin onu diyoruz insan? Ha, insan olmanın özellikleri var. En azına ortak bir değerdir. Onun altına düştün mü öyle deriz. İnsanlığını mı kaybetti? İnsan olmanın özellikleri var. Allah olmanın da özelliği var. Allah'tır. Allah Halik'tir. Ha, demek ki niçin yarattı? Kamil olduğu için yarattı. Nakıs o. Yaratmasaydı ne diyecektin? Madem Allah'tır, Allah'lığını nasıl bileceğiz? Yaratmadı diyor. Bize iyilik etmedi diyor. Doyurmadı. Vardı gücü. Yani vermese niye vermedi diyor. Verdiği zaman beni niye veriyor diyor. Bana niye veriyor diyor. Sen düşen bir insanı elini uzatıp kaldırma çocuktan ne bekliyorsun sen? Bir ihtiyacın değil ki. İnsan olduğun özelliği. Şimdi Allah tersini düşün. Yaratmadı. Kamil mutlak. Yaratmadı. Demeyecek misin ki sen bir kenarda olsan? Ya böyle bir kamili mutlak. Ya cömerttir, halk etme özelliği var, ihsanı bol. Göstersin böyle bir sultan, bizi ikram etsin ya. Zengin adam ne zekatını veriyor, ne de davetiyeye çağırıyor. Şey diyebilir miyiz abi, bardağın taşması için dolması, dolu olması lazım. Aynen. Taştı, demek ki eksikti denilmez yani. Yok yok, yani taştı. Su, aynı doğru. Bardakta su taştı. Dolayısıyla bardak eksiktir. Tam tersine. Taşmanın özelliğidir. Yani yaratmasın senin kamili mutlak olduğu için. Kemalat diyor ki zatında kendi lezzetlidir. 32. sözde. Gayrı olsun olmasın. Kemalat bizzat kendi kendini sever. İnsanın en büyük lezzet aldığı şey nedir? Kendisi kendisinden aldığı lezzettir. Unutmayın. Hariç dahildeki lezzetleri uyandır. Kadındır, paradır, işte elmadır, armuttur, gezeriz, ederiz. Ondan aldığımız lezzettir zannediyoruz, ondan aldık. Hayır, dahili uyandırıyor. İşte Allah kamil mutlak olduğu için yarattı. Cevap bu. Yaratmasaydı ona kamil mutlak denilir mi? O zaman nakıs olacaktı. O zaman nakıs diyeceksin. Allah bu nasıl nakıstır? O zaman bu Allah, Allah değil. Allah değildir. Yani ben mahsus, ötekisini çok konuştum belki yarım saat ama. Yaratmadı. Kamil olduğu için diyor. Madem kamili mutlaktı, bu mevcudatı niye yarattı? Tam cevap zaten kendisi. Kamil olduğu için yarattı. Tersini düşün mefhum muhalifiyle. Yaratmadı. Sen de kenardasın. Niye yaratmadı? Aciz miydi? Beceremedi mi? Bilemedi mi? Peki Allah diyorsunuz Rahman Rahim'di. Yaratmadı. Rahman nasıl olacak? Esmalar birbirine de geçişler var. Esma-i Hüsna'lar da Allah değildir, Allah'tandır. O esmalar da birbirini iktiza ediyor. Mesela Kahar ismi zulme kahretmek istiyor. Rahman ismi merhamet etmeyi engelliyor. Yani bu esmalar iktizası da ihtiyaç değil. Yani o dediğimiz gibi yaratmasa suç, yaratınca da suç. O zaman bir tanesi dedi de ben demiyorum. Böyle insan kahrolmalıdır. Yani Allah niye yaratmasa, niye yaratmadı, niye vermiyor diye bağırıyor. Zaten bu insanların sorusu şuna kaynaklanıyor diyor ustam. Allah düşmanı olmalarının sebebi, niçin istediğim bir hayatı vermiyorsun bana? Şeyde de geçiyor bu. Kayyumiyet bahsinde de geçer. İnsan Allah düşmanı olması bu sırdandır diyor. 368 mi neydi? Yani fıtratının iktizasını ve yok burada. Yaratmadığı zaman aciz miydi? Aynı soru soruyorum. Niye istediğimiz hayatı vermiyor? Allah aciz mi? Yaratıyor seni, buraya getiriyor. Niye yarattı diyor. Kamil mutlaktır diyor. Bizimle diyor. Zevk mi alıyor? Seninle niye zevk alsın? Sende niye zevk alsın? Zaten sen vardın. Kısacası Allah'ın ilminde sen sonra olmadın ki. Zaten vardık. Biz ifade ettik. Ezan okunu isterseniz burada ara verelim. Hem sohbet tutmuş olur.
Anası namaz kılalım. Peki, El-Fatiha.